Asal sayıları iyicene öğrendikten sonra şöyle bir asal çarpanlarını ayırmayı da yaptık. Artık geliyoruz aralarında asal sayılara. Bakınız aralarında asal sayı var demek... Araya iki sayı mı alıyorlar? Asal sayı var demek değildir. Aralarında asal. Yani sadeleşemiyorlar demektir. Mesela 2 ile 9. Bu iki sayı sadeleşebiliyor mu? Yok. Sadeleşemez. Diğer bir tanımla birden başka ortak bölenleri yok. Mesela 6 ile 11 sadeleşebilir mi? Yok. Mesela 20 ile 24 sadeleşebilir mi? Aynen. Evet. O yüzden şu ikisi aralarında asal değil. Ancak 4 ile 15, 7 ile 10, 12 ile 25 aralarında nedir? Asaldır arkadaşlar. Anlaştık mı hocam? Mesela 1 ve 20 aralarında asal mıdır? Birden başka ortak böleni olmayan sayılar aralarında asal olduğuna göre değil. Aralarında asal demek istedin herhalde. Ha. Aralarında asal. Yani birden başka ortak bölenleri yok. Demek ki bunlar da aralarında asal. Ha. Zaten bir bütün sayılarla aralarında asaldır. 1 ile 10 aralarında asal. 1 ile 40 aralarında asal. 1 ile 1 milyar yani çok büyük sayı aralarında asal. 0 ile 3. Sıfırı katmıyorsun. 0 yok. Aşağıdaki sayı çiftler. Niye susuyor? Şimdi diyecekler susturdu. Sıfırı katarsak eğer sıfırda biliyorsun asallık aralarında asallık söz konusu değil ya. O yüzden. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangileri, özür diliyorum, hangisi aralarında asaldır? Bir tane sen söyle, bir tane ben. Bir tane sen, bir tane ben. Tamam. Mesela bu. 11 ile 121 aralarında asal değil. Niye? 121'in çarpanları 11 ile 11. Yani bunlar 11'ler sadeleşti, aralarında asal değil. Her ikisi de 11'e bölünebildiği için aralarında asal değil. 13 ile 39, 1 çarpı 13, 3 çarpı 13. Her ikisi de 13'e bölünebiliyor. Dolayısıyla aralarında asal değil. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. Çift, çift aralarında asal değil. Peki 65, 5 çarpı 13'tür. Bu da 3 çarpı 2 çarpı 2. Ortak bir bölenleri yok. Sadece 1'e ortak olarak bölünüyorlar. Aralarında asaldır. Bir de bazen şöyle bir şey oluşuyor çocuklarda. Aralarında asal sayılar sanki asal olmak zorundaymış. Sayılar da asal olmak zorundaymış gibi. Mesela 5 ile 7 aralarında asaldır değil mi? Bunlar asalda. Aynı zamanda asal sayılardır bunlar. Ama 8 ile 9 da aralarında asal. Ama 8 asal değil. 9 da asal değil. Buna dikkat edin. Aralarında asal olan sayılar asal sayılardan oluşmak zorunda değil. Tekerleme gibi oldu ya. Ama anladınız ne demek istediğimi. Heh. 63 bölü 84 eşitmiş A bölü B'ye. Ve diyor ki A ile B aralarında asal olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi A ile B aralarında mesela şöyle deseydi Raşit hocam. A ve B aralarında asal ya 1 bölü 3 diyelim. Direkt A'ya 1, B'ye 3 diyebilirdin. Toplar. Neden? 4. Başka türlü aralarında asal olamaz. Yani bunun genişlemiş hali atıyorum 2 bölü 6 ya. Hı hı. 2 ile 6 aralarında asal değil ama 1 ile 3 aralarında asal. Okeydir. Okey. Ben ne yaptım biliyor musun? Şunları böyle yaptım, topladım, şıklarda yok. Ama toplayamazsın işte. Neden toplayamazsın? Söyle. Neden? Hadi bakayım düşün. Çünkü 63 ile 84 aralarında ortak asal değil. Ortak bölenleri var değil mi? Ortak bölenleri ya var. Ya böyle sayılar niye gıcık veriyorlar ya? Hemen görebilecek. Öğrenciyi düşündürmek buradaki amaç. Ha. Bu sayılar aralarında asal diyor. O zaman sizler bu sayıları aralarında asal hale gelinceye kadar sadeleştirin. Hadi bakalım sadeleştirin. Kaça bölelim? 2'ye bölelim ama bölünmez. 63 bölünmüyor. 3'ü deneyelim. Her ikisi de 3'e bölünüyor. 21, 28. Ne oldu? İkimizin birden boğazı gitti. Bir daha 7'ye bölünür her ikisi de. 3, 4 ve şu anda geldi. Aralarında asal hale geldiler. Artık sadeleşmiyorlar. Bu demektir ki A yerine 3, B yerine 4 verebilirsiniz. Toplamları da kaç olacaktır? 7 olacaktır. Anlaşılmış mı? Bence anlaşılmıştır ve anladım. Ama da ben. Ama ben yine de bu soruyu bir kademe daha yükseltmek istiyorum. Bir tane daha mı soracağım? Evet, şöyle boş bir sayfa açacağım. Mesela şöyle diyelim. 2x artı 3 ve y artı 4 yazık aralarında asal. Hayır bak yazık öyle düşünme. Önemli olan çocukların düşünmesi. Teog'u da geçtim. Teog'da başarılı olmanızı mantık, elbette istiyor. Mantık demek istiyor. Aynen öyle. Mantığınızı kullanıp soruları siz kendiniz bile değiştirebilirsiniz. Bu soru şöyle de sorulabilirdi. Böyle de sorulabilirdi diyebilirsiniz de. Nedir? Soru şu. Bu ikisi aralarında asal verilmiş. 2x artı 3 y artı 4. Ne diyelim? 3 bölü 4 diyelim.
Hayır. Düşünüyorum şu anda. 45 bölü 54 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Hadi söyle. Şimdi Raşit hocamızın belli bir kelime hazinesi var. Onu harcamadığı takdirde beni harcıyor. Söyle hadi söyle, ne Ya yapalım? şey diyecektim ben, başka bir şey vardı aklımda da madem sordun. Şimdi aralarında asalmış ya, 45 ile 54'ün aralarında asal olmadığını bir kere de gördüm. Çünkü 3'ün katı bunlar, rakamları toplamak en çok bizim sebebi oldu. Sadeleştirelim, 9'a bölelim. 3'ün katı 9'a bölelim. Oldu mu şimdi? 9'un da katı Önce geldi. 3'e bölelim. 15, 18. Ha, bir daha 3'e bölünüyor. Diyelim bir daha 3'e bölelim. 5, 6. Şimdi oldu işte. Peki şimdi? 2x artı 3 5'e eşitmiş. Ha, az önce direkt A bölü B 3 bölü 4'tü. 3 ile 4'ü toplamıştık değil mi? Topladık. Ama şimdi 2x artı 3 bölü y artı 4. Gidip içler dışlar çarpımı yapamazsın. Çok Yapamayız. uzatırsın. Ama aralarında asal hale geldiğine göre demek ki 2x artı 3 Eşittir 5'e eşit. 5. Ki 2x eşittir. 3'ü karşıya atarsak 2. 2. Her X tarafı bir 2'ye çıkar. böldük. Y artı 4 eşittir 6. Onu da şöyle yapalım. Y eşittir 2. 2. Bununla bunu toplarsak kaç olacaktır? 3 olacaktır. Sanırım anlaşılmıştır. Bence süper anlaşmışlardı. Çok güzel bir soru. Hadi sen Anlamışlardı. çöz. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye sormuş adam bize. Bakalım. İki asal sayının çarpımı bir asal sayıdır mı acaba? Düşünelim. Böyle sorularda hemen aklıma benim 2 geliyor. 2 kere 3 6. Demek ki iki asal sayının çarpımı bir asal sayı yemedi. Başka? İki asal Olmadı. sayının toplamı bir çift sayıdır. Yine kıl sayımız var bizim. 2. 2. 2 ile 3'ü topladım. 5 yaptı. O da gitti. 2'yi çok sevdim. İki asal sayının toplamı bir asal sayıdır. 7 ile 3 geldi hemen aklıma. 10 yaptı. İki asal sayının toplamı bir asal sayı yapmadı. 2 ile 3 gelsin aklında 5 yapıyor. Ama ben yanlış arıyorum ya. Hayır, niye yani? Şimdi bu doğru mu yanlış mı? Yanlış tabii, daima doğrudur diyor ya. Ha, daima doğrudur diyor. Doğru. 2 ile 3'ü toplarsanız 5 olur. Asal sayıdır ama 3 ile 7'yi toplarsan da 10 olur. Daima doğrulukta bir yanlış bulduk mu gitti. Evet. 2'den büyük asal İşaretleyelim, sayı gerek var. yok. Tek sayıdır diyor. Doğru. 2'den büyük bütün asal sayı var. Tek sayıdır.